1918 yılında 22 Şubat gecesi Illinois'te Eddie ve Harold çifti uykuya dalacakları sırada bir şey oldu. Eddie 40 haftalık hamileydi ve çift ilk çocuklarının dünyaya gelmesi için günler hatta saatler sayıyordu. Ve o an gelmişti. Eddie'nin sancıları başlayınca çift hemen hastaneye yetişmek için yola koyuldu. Hastaneye girerlerken doğum başlamıştı bile. Harold ilk çocuklarının gelişini heyecan ve korku eşliğinde beklemeye koyuldu. Sonra güzel haber geldi. Adını Robert koyacakları oğulları dünyaya gelmişti. Tabii aile bir detayı bilmiyordu. Robert'ı tüm dünya tanıyacaktı. Ve bu adamın ölümü kimsenin tahmin edemeyeceği bir sebepten olacaktı. Eddie ve Harold çiftinin ilk çocukları Robert, dünyaya gözlerini açtığında tüm bebekler gibi normal gözüküyordu. Ufak elleri, ayakları ve bedeni vardı. Bebekti işte. Dünya ortalaması günümüzde 3 kilogramdı ve Robert da 3.9 kilo olarak dünyaya gelmişti. 6 aylık olduğunda babası oğluyla gururlanmaya başlamıştı bile. Ortalama 6 aylık bir bebek 7-8 kiloyken oğlu Robert yaklaşık 14 kiloydu ve ona göre bir gariplik yoktu. Sadece oğlu iri bir adam olacaktı. Oğullarının birinci yaş gününü kutlayan aile gurur dışında biraz gariplik hissetmeye başlamıştı artık. Bu çocuk fazla hızlı büyüyordu sanki. Nitekim ilk doğum gününde Robert yürümeye başladığında yaklaşık 20 kiloydu ve boyu 1 metre olmuştu artık. Ailesi bir gariplik olduğuna artık emindi ve bebeklerini doktora götürdüler. 1919 yılından bahsediyoruz. Doktorlar Robert'ı incelediler fakat durumun çok üstünde durmadılar. Hem dönem gereği imkanlar az hem de doktorlar biraz umursamazdı. Babasının sırtını sıvazlayıp "Dev gibi bir oğlum var Harold" diyerek onu gururlandırdılar. Durum tabii ki onların dediği gibi normal sayılmazdı. İlerleyen dakikalarda da duyacağınız gibi doktorun söylediği dev kelimesi bir lakaba dönüşüp dünyaca ünlü nazik dev olacak ve Robert ile beraber mezara gidecekti. Robert 5 yaşına geldiğinde durum iyice ciddileşti. Çünkü boyu 1.62'ye, kilosu ise 48'e ulaşmıştı. Çocuk reyonundan giyinmeyi 3 yaşında bırakmış ve genç reyonundan giyinmeye başlamıştı. Hoşuna giden ve çevresindeki çocukların giydiği kıyafetleri istese de hiçbiri ona olmuyordu. Şıtlarıyla arasındaki büyük farklılıklardan dolayı mahalledeki çocuklarla oyun oynayamaz olmuştu. Çünkü çocuklar onun çocuk olduğuna inanmıyor, ondan korkuyor ve dalga geçiyorlardı. Robert maalesef yalnız bir çocuk olmaya mahkum olmuştu. Ailesi ona elinden gelen desteği veriyordu tabii ki. Fakat 5 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Hiç arkadaşı olmayan, korku dolu gözlerle bakılan ve dalga geçilen bir çocuk. Yani bu destek ne kadar fayda getirebilirdi ki? Robert 8 yaşına geldiğinde babasının boyunu geçmişti. Artık bir şekilde okula gitmeye başlaması lazımdı. Okula gitmek de istiyordu, gitmemek de. Yapacak bir şey yoktu. Eğitim alması lazımdı. İlkokul gününde heyecan ve korku dolu hislerle yola koyulan çocuk adamın başına istemediği bir durum gelmişti. Yaşıtlarının rahatlıkla oturduğu okul sırasına sığamıyordu ve yine dalga konusu olmuştu. Neyse ki ailesi ve okul yönetimi işbirliği yaparak Robert'a özel bir sıra yaptırdı. Robert 1.83'lük boyuyla ve 77 kilo olan bedeniyle yeteri kadar dikkat çekmiyormuş gibi bir de artık sınıfının ortasında kocaman sırasıyla oturuyor ve daha çok gözü üstüne çekiyordu. Bu duruma alışması gerekecekti. Robert'ın büyümesi durmuyordu. Okul döneminde korku dolu yaşıtlarının bakışı içerisinde dersi dinleyen, okul bahçesinde gezen, yemekhanedeki masalara zor oturan Robert bu bakışlara alışmaya başlamıştı artık. Ailesi farklı doktorlara başvurmaya devam ediyordu fakat bir sonuç alamıyorlardı. Sonunda 12 yaşındayken bir doktor Robert'a teşhis koymayı başardı. Robert Wadlow'un hastalığının adı hipofiz bezi hiperplazisiydi. Hipofiz bezi, beyin tabanında Türkiye yeri adı verilen bir kemik yapının içinde bulunan bezelye büyüklüğünde bir salgı bezi. Türkiye yeri terimi ilk olarak Spigelius tarafından atalarımızın geçmişte binicilikle özdeşleşmesine ithafen bindikleri atların eğerine benzetildiği için kullanılıyor ve literatürde bu şekilde yer ediniyor. Bu bez vücudumuzdaki çeşitli hormonların salgılanmalarını düzenleyen hayati öneme sahip bir organ. Fakat Robert'ın hipofiz bezi normalden aşırı büyüktü ve bu büyüklüğüyle vücuda çok fazla hormon salgılayıp vücudunun da büyümesine yol açıyordu. Günümüzde bu durumun tedavisi mevcut fakat o günün şartlarında bir ihtimal bebekliğinde tedavi edilebilecekken ihmallerin ve hastalığının tanı koyulamamasından dolayı artık geç kalınmıştı. 12 yaşındaki Robert dünyanın en uzun çocuğuydu. Basketbol oynamak istedi fakat haksız rekabet olacağı için koç onu takıma alamadı. Fakat Robert o kadar da korkunç biri gibi göründüğünü düşünmüyordu.
Artık kendinden ufak 4 küçük kardeşi vardı. Hepsi normal boyutta çocuklardı. Onlar Robert'tan korkmuyordu ama insanlar ona her zaman farklı bakıyordu. Kardeşleriyle beraber kapılarının önünde bir limonata tezgahı açmışlardı. Bir anda bu tezgah büyük bir ilgiyle karşılandı. Tahmin ettiğiniz gibi ilgi gören limonataların lezzeti değil, Robert'ın dev bedeniydi. İnsanlar limonata alma bahanesiyle geliyor ve bu çocuğu inceleyip gidiyorlardı. Bedeni iriydi evet ama o hala bir çocuktu. Sosyalleşmek istiyordu. O da 13 yaşında tek kabul gördüğü yere bir izcilik kulübüne dahil oldu. En azından artık ailesiyle katıldıkları dışında bir sosyal organizasyona dahil olabilmişti. Robert izcilik kulübüne dahil olduğunda her zaman olduğu gibi özel bir izci üniforması yaptırması gerekmişti. Çünkü 13 yaşındaki izci 2 metre 24 santimlik boyuyla artık dünyanın en uzun izcisi unvanını almıştı. Robert fotoğraf çekmeyi ve gitar çalmayı çok seviyordu. Genç yaşlarında hala bedenine uygun fotoğraf makinesi ve çalabileceği gitar bulabiliyorken bu hobileriyle uğraşmayı ihmal etmedi. Fakat gün geçtikçe büyüdüğü için eline aldığı gitarı dev elleri sebebiyle çalamıyor ve fotoğraf makinesi elinde kayboluyordu. Sakin ve naif bir gençti. Etrafındaki gözler de bu durumun farkına varmaya başlamıştı. O sebepten artık lakabı korkunç değil, nazik dev olmuştu. Robert liseden mezun olurken boyu tam 2 metre 54 santim olmuş ve 177 kiloya gelmişti. Şaşırtıcı bir şekilde büyümesi durmuyordu. Nazik devin ailesi dediğim gibi hayatını mümkün olduğunca normalleştirmeye çalışıyordu. Her gittiği okulda yeni sıralar ve masalar yaptırılıyordu. Bedeninin iriliğinden ötürü masalarda kambur durması gerektiği için özel üretilmeyen masalarda çalışması veya oturması gerektiğinde her zaman masaların altına ahşap bloklar koyarak yükseltmek zorunda kalıyordu. Lise mezuniyetinin ardından hukuk eğitimi almak istedi. Aslında bahsedilene göre nazik devimiz pek zeki bir tip sayılmazdı. Öğrenciliği de çok parlak geçmemişti. Hukuk kariyeri için bir okula kaydoldu fakat ilk dönemin sonunda okulu bıraktı. Bu sırada yaşayan dünyanın en uzun adamı olarak bahsediliyordu artık. Genç yıllarında oldukça sağlıklı olmasına rağmen yakın zamanda bazı sağlık sorunlarıyla karşılaşmaya başladı. Aşırı boyundan dolayı bacakları ve ayakları zaman zaman uyuşuyordu. Bu durum basit gibi gözükse de büyük bir sorunun görünmeyen bir kısmıydı. Çünkü Robert'ın bacağı komple uyuştuğunda bacaklarını hiç hissetmiyordu. Bu bacağında yara veya enfeksiyon oluştuğunda hissizlikten ötürü onları kontrol edilene dek fark edemeyeceği anlamına geliyordu. Doktorlar bastonla yürümesi gerektiğini söylese de o inatla kendi çabasıyla yürümeyi tercih ediyordu. Tekerlekli sandalyeleri ve bastonları reddediyordu. 1936 yılında Robert Wadlow, Ringling Brothers ismi verilen kardeşlerle tanıştı. Bu kardeşler Ringling Kardeşler Sirki'nin sahipleriydi ve nazik devin onların işi için mükemmel bir figür olabileceğini biliyorlardı. Bu sefer Sara ve Siam ikizleri videolarındaki gibi bir istismar olmayacak, merak etmeyin. Kardeşler planlarından Robert'a bahsettiler. Özellikle turnelere çıkarak sirklerindeki cüce insanlarla sergilendiğinde çok daha vurucu bir gösteri olabileceğini düşünüyorlardı. Robert bu turne teklifini kabul etti ve artık kariyeri başlamıştı. Şüphesiz dünyanın en uzun adamı turnelerde büyük bir ilgiyle karşılanıyordu. Kalabalıklar adeta sirke hücum ediyordu. Tabii kardeşler de bu durumdan memnundu haliyle. Ömrü boyunca ötelenmiş Robert da bu duruma memnun olmuştur diye düşünüyorum. Zaten evlatlarıyla gurur duyan ailesinin göğsü bu ilgi karşısında daha da kabarıyor ve dev çocuklarının üstüne titremeyi ihmal etmiyordu. Robert bu turneler sayesinde adını iyice duyurmuş bir ünlü olmuştu artık. Büyüdüğü yer olan Altın'a da haberleri gidiyordu. Altın'ın bir evladı, gurur kaynağıydı artık. 1937'de Ringling kardeşlerin sayesinde 2.59 ile dünyanın yaşayan en uzun adamı unvanını resmi olarak almıştı. Sonrasında Interco isimli bir şirketle anlaştı ve dünya turuna çıktı. Artık sadece çevresinde değil, Amerika ve dünyada da ünlüydü. Bu arada Robert'ın en büyük sorunlarından birisi ayakkabıydı. 75 numara olan ayakları için ayakkabı bulmak tabii ki mümkün değildi fakat özel olarak yaptırılsa da bu oldukça maliyetli oluyordu. Robert'ın adı herkese erişmişti ve bunun ekmeğini yemeliydi. Peters ayakkabı şirketi dev adamla iletişime geçti. Robert'a sponsor oldular ve markanın yüzü haline geldi. Sponsorluk kapsamında şirketten 37 çift 75 numara ayakkabı aldı. Bunun günümüzdeki değeri yaklaşık 100 bin dolar ediyor. Yani ayakkabı şirketinin yüzü olması tabii ki kendi faydasınaydı. Hatta bu ayakkabılardan bazıları hala Altın Sanat ve Tarih Müzesi'nde sergileniyor. Bu ilgiler Robert'ın hoşuna gitmişti. Bu sponsorluk ile 41 eyalette 800'den fazla kasaba gezdiler. Babası ziyaretleri sırasında hep yanındaydı. Tabii bu gezilerde Robert'ın arabaya sığabilmesi için aracın ön koltuğunu sökmek zorunda kalıyorlardı.
Geçen günler onun için fena sayılmazdı. Ama büyümesi durmayan genç adam artık bastona ve bacak desteklerine ihtiyaç duymaya başladı. Korselere, bacak desteklerine, bastona yıllarca direnmişti Robert. Artık kullanmak zorunda kalıyordu. Koca bedenini uzun süre ayakta ve dik tutmak onlar olmadan mümkün değildi. 1940 yılında Robert 22 yaşındayken Michigan'da bir festivale katılması gerekiyordu. Ve yine korseleri ve bacak kemerlerini takmak zorundaydı. Sahip olduğu bacak destekleri artık ona uymuyordu ve yenileri de henüz eline geçememişti. Robert bile bile kendine uymayan destekleri giydi ve festivale katıldı. Unuttuğu bir şey vardı. Az önce bahsettiğim gibi bacaklara uyuştuğunda acı da hissetmiyordu. Robert'ın giydiği kemer ve desteklerden biri bacağını neredeyse delmiş ve inanılmaz zarar vererek orayı çabucak enfekte etmeye başlamıştı bile. İnsanların ilgisiyle karşılaşan Robert, uyuşukluktan ötürü bunların tamamından habersizdi. Her şey inanılmaz hızlı gelişti. Bir anda kötüleşen Robert hemen geri götürüldü. Ateşi 40 derecenin üstüne çıkmıştı ve kimse hala ona ne olduğunu anlayamamıştı bile. Doktorları çağıran ailesi şok içinde kalmıştı. Fakat yardıma gelen doktorlar sorunun ne olduğunu fark ettiklerinde Robert hemen hastaneye kaldırıldı ve kan takviyesi verilerek acilen ameliyata alındı. Robert'ın dev bedeni bağışıklık sistemini çok zayıflatıyordu ve enfeksiyon tüm vücuduna yayılmıştı. Ne yazık ki ameliyat yeterli gelmedi ve doktorlar nazik dev Robert'ı kurtaramadı. Rivayete göre Robert bu festivalden sonra büyük annesi ve büyük babasının verdiği partiye katılacaktı. Ve son sözleri, "Baba, doktorun partiye yetişemeyeceğimi söyledi." şeklindeydi. 22 yaşındaki Robert Wadlow 15 Temmuz 1940'ta hayatını kaybetti. Doktoru bu hadiseden 2 hafta evvel boyunu son kez ölçmüştü. Nazik dev 2 metre 72 santim ile o güne değin yaşamış en uzun boylu insan olan Jan Ragan'ın 2.67'lik rekorunu geçerek gelmiş geçmiş en uzun insanın ünvanını da almıştı. Rekorunu hala kimse geçemedi. Fakat sevincini çok uzun yaşayamamıştı. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok önemli. Lütfen düşüncelerinizi belirtin. Ve her zamanki gibi bir sonraki videoya dek iyi olun.